Van'ın Erdeş ilçesinde ikinci etap kentsel dönüşüm uzlaşma ofisi kapatılmıştı. Bugün yapılan mukavemetle kentsel dönüşüm uzlaşma ofisi tekrardan açıldı. Bu ofis çok kolay açılmaz arkadaşlar, kapandı. Van'ın Erciş ilçesinde ikinci etap kentsel dönüşüm uzlaşma ofisi ikinci kez açıldı. 16 Nisan 2021 tarihinde açılan ikinci etap kentsel dönüşüm uzlaşma ofisi yeterli sayıda kişinin muvafakati alınmadığı için kapatılmıştı. AK Parti Van Milletvekili Abdullah Atarvas ve Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmet Beyoğlu, vatandaşların yazılı taleplerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunmuş, Erciş kentsel dönüşüm projesine sahip çıkılmasını ve ofisin tekrar açılmasını talep etmişti. 15 Nisan 2022 tarihinde Erciş ilçesini ziyaret eden Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen ve GEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı, hak sahipleri ile bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledikten sonra kentsel dönüşüm ikinci etap uzlaşı ofisinin tekrar açılmasına karar verildi. Bugün yapılan mukavemetle kentsel dönüşüm ikinci etap uzlaşı ofisi tekrardan açıldı. Erciş'in ikinci kentsel dönüşüm ofisinin açılışını yapıyoruz. 800 küsür mülk sahiplerinin TOKİ ile anlaşarak 80 hektara yakın bir alanda çok güzel iş yerleri, artık bunu aslında Bodrum Katı'yla beraber güzel bir ikinci etap kentsel dönüşüm projemizin imza töreni için buradayız. Mülk sahipleri imzalayacaklar. İmza sözleşmesi bittikten sonra inşallah bu sene ihaleye çıkarmayı düşünüyoruz. TOKİ'ye teşekkür ediyorum Sayın Bakanımıza, Kaymakamımıza, Valimize, teşkilatlarımıza. En başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. İnşallah Ramazan ayında hayırlı olur. Derama hayırlara vesile kılsın, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmet Beyoğlu ve hak sahipleri katıldı.